Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Kent 77'den herkese mutlu akşamlar. Spor Arena programına hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konumuz var. Yalova Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tuğrul Kaş bu akşam bizlerin konuğu. Yalova Spor'u konuşacağız bu akşam. Biliyorsunuz Yalova Spor son olarak ligde lider Soma Spor'u elinden kaçırdı ve sahasında bir birlik beraberliğe razı olup haftayı bir puanla kapattı. Ve küme düşme potasının üstündeki ekiplerle arasındaki puan farkını temsilcimiz 4'e indirdi. 8 puanlık fark 4'e düştü ve Yalova Spor hafta sonu çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Karşıyaka deplasmanında pazar günü saat 1'de İzmir'de Yalova Spor 3 puan arayacak. Ki bu maç Mistikom'dan canlı yayınlanacak. Evet. Yalovalı futbol severler bu karşılaşmayı Karşıyaka Yalova Spor mücadelesini Mistikom uygulamasından telefonlarına indirerek izleyebilecekler. Onun öncesinde bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff mücadelesi veren Yalova VIP Gençlik Spor akşam saatlerinde Amerikalı oyuncusu Shanita Jordan ile yollarına ayrıldı. Temsilcimiz şampiyonluk mücadelesi veren Emlak Konut'taki eski oyuncusu Ukraynalı pivot Olena Stashuk'u kadrosuna kattı. Yalova VIP Gençlik Spor onun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Evet Turul abi hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci yarıya aslında güzel bir başlangıç yaptık. O artık ilk yarıdaki karanlık sayfayı yırtıp attık ve bembeyaz bir sayfa açtık. Ligin ikinci yarısındaki yenilmeyen birkaç sayılı takımdan bir tanesi Yalova Spor. Her ne kadar küme düşme potasında olsak da aslında umut veriyor ki bunda zaten Çarşamba Spor maçında aldığımız galibiyet ve Soma Spor karşısında kaçırdığımız bir galibiyet vardı. 3 puan vardı. 1 puana razı olduk. Öncelikli olarak bir Soma maçı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra da devam edelim. Şimdi yeni bir takım kurduk. Ciddi transferler yaptık. İkincilikten yani bir üstlükten futbolcular aldık. Mevcut futbolcularımızdan bir kısmını bünyemizde tuttuk. Bir kısmıyla yollarımızı ayırdık. Biz kümede kalma adına gerçekten ciddi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Bu takımın da kümede kalacağına, hatta kümede kalma hattının çok üstünde bitireceğine, hani o 11. 12. işte 9. bandında bitireceğine inandığımız bir takım kurduk. Biz bunu Çatalca deplasmanına gittik. İlk maçımızdı ikinci yarıda. Biz bu maçta takım bize bunu gösterdi. Gerçekten gösterdi. Biz Çatalca'ya ilk maçta Yalova'da 6-2 yenilmiştik. Gerçekten çok yani hezimet denecek bir şeydi. Üçüncüye çıkmışsın, 11 sene sonra profesyonel olmuşsun. Bir maça çıkıyorsun ve burada kendi sahanda 6 tane gol yiyorsun. Evet. Biz ikinci yarıda Çatalca maçına çıktığımızda gerçekten Çatalca spor yöneticileri bile yanımızda protokolde otururken ya bu takım mı sonuncu? Nasıl sonuncu? Yani dedirttirdik bunları. Gerçekten 7-8 tane pozisyona girdik. Biz bunu anlattık tabii. İnsanlar seyredemiyorlar pandemiden ötürü. Tribünlere gelemiyorlar. Yalovaspor'u göremiyorlar. Daha sonrasında iç sahada bir arayı maçı oynadık. Orada da transferlerimizden bazılarını ciddi eksiklerle çıktık sahaya. İşte orta sahada bir Doğancan vardı. Biz herkese anlatıyorduk. Doğancan iyi futbolcu. Turgay şöyle futbolcu. Cezalıydı. Turgay da sakattı zaten. 38. dakikada 10 kişi kaldık. Ama arayı maçında biz yöneticiler olarak veya takım olarak şunu gördük. 11-10 takriben bir 60 dakika oynadık. Rakip 11 kişiydi, biz 10 kişiydik. Maç bittiğinde 90 dakikanın sonunda rakip takım soyunma odasında seviniyordu. Yani 11-10 bir takımda rakibin sevinmemesi lazım, üzülmesi lazım. 10 kişi yenemedik diye. Orada sevinç nidaları atıyorlardı, bağırıyorlardı falan. Biz bir takım olduğumuzu yani bilmiyorum, bütün Türkiye'ye gösterdiğimize inanıyorum üçüncüklerde. Bunun da örneğini Çatalca'dan sonra Soma maçındaki gelen, seyreden, seyretmeye şansı bulan insanlar gördü.
Bunlar da zaten sosyal medyada, orada, burada, her yerde anlattılar. Yavuzspor gerçekten Soma Spor'a bir lider bir takıma, bir tane mağlubiyeti var. Kök söktürdü. Gerçekten kök söktürdü. Ve hani şanssızlıklarla atamadığımız goller var. Çarşamba'da mesela insanlar işte maç golikten oradan buradan takip ediyor. Biz 1-0 mağlubuz ama biz tribünde, Çarşamba'da, Samsun'da yani golü atacağımıza o kadar eminiz ki. Yani 6 pasta oynuyoruz. Şimdi bu bizim içimizde gerçekten bir umut ışığı. Yani ciddi bir umut ışığı. Biz şimdi mesela deriz ki ya biz bir takım kurduk işte şurada bitireceğiz, burada bitireceğiz değil. Takım bunu gösterdi. Çatalca'yı da hapsetti. Çarşamba'yı Çarşamba'da yendi. Ki ilk bir çarşamba maçımız var içeride. Evet. Gerçekten kaleci Ahmet'in performansı yani dillere destan. Yani Çarşamba bize burada yani Çatalca'dan sonra gerçekten 4-5 tane atabilirdi. 4 tane net fırsatları vardı ilk maçta burada. Sen de oradaydın zaten gördün. Ama o çarşambayı biz gidip Çarşamba'da gerçekten kalesini hapsettik. Ciddi bir rüzgar vardı. Rüzgarın azizliğiyle bir gol yedik. Sonrasında golden sonra Çarşamba'ya gerçekten futbolun yani nasıl oynanacağını öğrettik. Ve Çarşamba'ya kazandık. Allah'ın izniyle geldik. Soma'ya da gene bir kontra ataktan gol yedik zaten. Orta sahada bir yaşanan top kaybı yani, vardı orada. İstenmeyen yani, top kaybı. Alakasız bir pozisyon. Uzun bir top. İki pasta gol attılar. Evet. Ve Çarşamba'yı da Çarşamba'dan sonra Soma'ya da kalesini hapsettik. Bilmiyorum ama ben gördüğüm kadarıyla 6-7 tane net pozisyonumuz var. Kesinlikle. Onların 3 tane vardı. Bizim daha fazla abi. Bizim ama yani şöyle bir şey var. Çemberde daralıyor. Evet. Bizim de artık bu pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Bu takımı kümede bırakmamız lazım. Ciddi bir takım kurduk. Takım yani mesela 12 tane transferimiz var. Bu transferleri mesela yeni kurulmuş bir takımı takım yapmak en zor şey. Mesela alırsın bir sürü işte transferler yaparsın ama takım olamazlar. Evet. Şimdi bu transferlerin hepsinden biz yani biz razıyız. Allah onlardan razı olsunlar. Bir takım oldular. Gol attığımızda da gördün nasıl sevindiğimizi, nasıl bir takım olduğumuzu, maç bittiğinde üzüldüğümüzü. Mesela biz Soma lider. Soma burada 1-1 kaldığında üzülmedi. Sevindi. Ama ilk yarıdaki maçları düşünün. Kale arkasında zaten biz oradayız ya. Oyuncular da hocaya diyorlar. Bitir hoca. Biz saniye çünkü son dakikalarda 2-3 tane fırsat yakalamıştık. Bir lider bir takım. 90. dakikada bugün maç golüne girsinler baksınlar. 3 tane değişiklik yaptılar. Evet. Maçı 1-1'e bitirme adına yaptılar bunu. Yani savunmaya geçtiler artık. Çünkü Yalovaspor şu anda güçlü bir takım kurduk Allah'ın izniyle. Bize buraya daha önce de geldiğimizde anlattık. Biz gerçekten bu işi başaracağız. İnşallah. İnşallah yani. Evet. Bize herkes inansın, güvensin. Bunu sosyal medyadan bazen yazıyorum ara ara. Biz bir ekip kurduk. Bu ekipte hocamızla, yeni hocamızla, sportif direktörümüzle, personelimizle, futbolcumuzla, yönetimimizle inandık. Allah'ın izniyle Karşıyaka'ya da gideceğiz. Onları da yeneceğiz. Yalova'ya geleceğiz. Bir mücadelemiz var. Evet. Bunu da herkese enjekte ettiğimize inanıyorum. Yani. Evet. Ligin ilk yarısında da sahamızda Karşıyaka'ya aslında tek golle yenildik ama rakipte kırmızı kart gördükten sonra aslında bastırdık. Ona rağmen i̇şte beraber orada yediğimiz golleri anlattık. Hakem hatalarını kesinlikle anlattık. Soma'daki ilk yarıdaki Soma, ilk yarıdaki Karşıyaka. Hani bunları daha önce de konuştuk. Tekrar etmemize gerek yok ama evet. Yani yaşadığımız bir Arabi maçı var. Sizler de gördünüz. Seyredenler de gördü. Bizi 10 kişi bıraktırdılar. Bizim biraz sakin olmamız lazım. Biz şu anda konumumuz gereği, yani puanlamadaki konumumuz gereği biraz böyle panikli gibi duruyoruz ama Allah'ın izniyle onu da atlattık. Bundan sonra artık futbol takımı olduğumuzu, ciddi bir takım olduğumuzu rakiplerimize de gösterdik. Bundan sonra biz rakiplerimize değil, rakiplerimiz bize önlem alacak. Evet. Şöyle bir durum oluştu zaten abi. Ligin ikinci yarısında hani ilk yarıdan daha zor geçeceğini üst sıradaki takımlar anlamında herkes biliyordu. Çünkü alttaki takımlar bizi de dahil olmak üzere yukarıdaki takımlardan artık bir puan bile alsa kar olarak sayacak. Evet. Ki biz de zaten Soma Spor'dan aldık. Bir puanı kazanmaya yakındık aslında. Biz üzüldük. Evet. Orada kaybettiğimiz 3 puanı üzüldük. Biz aslında kazandığımız bir puana sevindik ama yani son dakikada geldiği için sevindik aslında. Ama maç içerisinde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bir de yani bereket versin deyip geçeceğiz. Evet. Üstümüzdeki takımlara baktığımız zaman hemen Arhavi Spor var. İşte Batman Petrol Spor var ki Batman Petrol Spor da ligdeki en son galibiyetini bize karşı oynadığı sahasındaki maçta aldı. Yani onlar da aşağı yukarı herhalde bir 12 ya da 13 haftadır kazanamıyorlar Batman Petrol Spor'da. Zaten bizim fikstüre bakıldığı zaman abi aslında her maçımız zor ama
deplasmandaki Karşıyaka, daha sonra sahamızda bir oynayacağımız maç var. Ondan sonra Mersin deplasmanına gideceğiz. Batman ve Mersin maçlarından sonra aslında bizim hedef maçlarımız başlıyor. İşte Osmaniye, evet, Altındağ, işte Erbaa vesaire. Ligin ikinci yarısında kalan haftalarda bu Karşıyaka maçında aldığımız zaman takımdaki hava nasıl olur? Ya şu anda havamız zaten çok iyi. Mesela sezona başladık, ikinci sezona başladık, ikinci yarı yani. 4 maç yaptık. Şu anda yenilmedik. Yenilmedik ama hep galibiyeti kaçıran taraf olduk. Evet, 6 puan aldık. 6 puan aldık. Biz uzun bir ilk yarıda 9 puanla tamamladık. Yani 17 maçta 9 puan almıştık. Şu anda 4 maçta 6 puan aldık. Ve hani bu 6 puanı da kalemize çekilerek, gömülerek, ya Allah bismillah Çanakkale geçilmezliği almadık. Evet. Rakiplerimiz savundu. Biz bir puana razı olduk. Yani ama Çarşamba'dan 3'ü aldık. Soma'dan 1 aldık. Çatalca'dan 1 aldık. Arabi'de 10 kişiyle rakibimiz bize defans yaptı. Bu ne demek? İyi bir takım olduk Allah'ın izniyle. Yani inşallah da bu iyi takım olduğumuzu karşıya kadar. Bize lazım olan tek bir şey var Onurcuğum. İç saha galibiyet. Gerçekten bunu alamadık. Yani taraftar etkisi çok fazla. Yalovaspor taraftarının olmaması yani, büyük bir etki. Şimdi bir Erbaa Spor'un bir taraftar kitlesi yok. Bir Karşıyaka'nın var ama Altındağ'ın yok. İşte Arhavi zaten nüfusu ortada. Ne bileyim. Hani küçümseme anlamında değil. Sadece nüfus bazına baktığımız zaman. Yoksa saygı duyuyoruz rakiplerimize. Biz geçen buraya geldiğimizde anlattım. Biz 3 tane ilin ortasında, 3 tane büyük ilin ortasında olmuş. Gerçekten bu taraftarlık atmosferini bilen bir taraftar kitlemiz var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tribünlerine giden gelen, Yalovaspor'u gerçekten gönülden seven, yani yeri geldiği zaman Fener'i Yalovaspor'a değişecek, Beşiktaş'ı Yalovaspor'a değişecek çok insan var. Evet. Ve bunlar bir taraftar, atmosfer oluşturabiliyorlar. Biz atmosfersiz bir ilk yarı oynadık. İnşallah bundan sonra takımımızın bu kazandığı ivmeyle iç saha galibiyetini alacağız. Karşıyaka'yı zaten yeneceğimize inanıyoruz. Yani yenmeye gidiyoruz. Biz Karşıyaka'ya gidip de bir puan alalım demiyoruz. Veya Soma'ya şöyle demedik. Ya Soma Spor lider, bir puan alsak işte Allah bereket versin demedik. Üzüldük açıkçası. Çok üzüldük. Evet, çok üzüldük. Seyrettiniz yani. Hani biz çekilmedik, yaslanmadık, kapanmadık, işte yatmadık, aldığımız topu taca vurmadık. Mesela Çarşamba da öyleydi. Çarşamba 0 öne geçti. Yerden kalkmadı. Çarşamba her bulduğu topu taca attı, kornere attı. Ama sonunda biz kazandık Allah'ın izniyle. Şu var aslında abi, lafını böldüm. Ligin ilk yarısında hep son dakikalarda kalemizde gol görüyorduk. Şimdi tam tersine oldu. Ligin ikinci yarısından itibaren artık son dakikalarda ya kazanıyoruz ya puan alıyoruz. Bu Çarşamba Spor maçında 85'te beraberliği yakaladık. 90+7'de de devre arasındaki yapılan transferlerden Fatih Taşdelen gol attı. Galibiyete uzandık. Son maçta da Ferhat defansa evet, yapılan takviye golümüzü attı. Şöyle bir şey değerlendirme yaparsak, Karşıyaka ligde son 7 maçta kazanamıyor. 7 maçta sadece tek bir beraberlikleri var. Yanlış hatırlamıyorsam ya Erbaa ya Altındağ maçı. Son 6 haftadır hiç maç kazanamadı Karşıyaka ve playoff potasında bu takım. Son 6 maçta sadece 1 gol atıp kalesinde 11 gol gören bir Karşıyaka deplasmanına gideceğiz. Bu bizim için kağıt üzerinde avantaj sağlıyor mu? Şimdi kağıt üzerinde bir avantaj sağlar gibi görünebilir ama Karşıyaka'da ciddi bir camia. Kesinlikle. Şu anda üstlerinde bir baskı var. Şu anda onlar da puan sıralamasına baktığı zaman diyorlar ki Yalovaspor ligde bir takım. İşte taraftar baskısı, yani ciddi bir camia Karşıyaka. Yani Türkiye'ye mal olmuş bir camia. Evet. Orada ciddi bir baskı var. Onlar da bu maçı belki bir çıkış maçı olarak görebilirler. İşte öyle görünmeleri belki bizim için avantaj olabilir. Üstümüze gelebilirler. Biz de kaliteli ayaklarla bu maçı çabuk 2-0 yapabiliriz. Yani bu benim öngörüm. Yani 2-0 yapıp da Karşıyaka'dan ciddi bir skorla dönebiliriz. Mağlup da olabiliriz. Ayrı bir şey ama. Futbol mu? Ama biz ilk yarıdaki gibi Karşıyaka'ya gidelim. Kalemize yaslanalım. Onlar ya tutarsa değil. Biz Karşıyaka'ya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah siz de geleceksiniz. Evet. Seyredeceğiz. İnşallah pazar günü. Bizim olacağız. Takımımız şu anda kazanma endeksli bir takım. Evet. İnşallah kazanacağız. Evet. Sorular da geliyor, yorumlar da geliyor. Facebook üzerinden Yalovaspor Futbol Şube Sorumlusu Tuğrul Kaş'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu akşam bol bol Yalovaspor'u konuşacağız. Ligdeki konumumuzu konuşacağız. Evet abi, devre arasında yapılan transferler vardı. Bir 13 tane transfer yaptık. Bunlardan 6 ya da 7 tanesi ikincilikten olmak üzere. Gerçekten ciddi anlamda Yalovaspor ikinci yarı için yatırım yaptı diyebiliriz. Yeni transferlerle birlikte takım
nasıl oldu? Yeni transferlerin takıma uyumu nasıl oldu? Şimdi yeni transferler biraz bir süreç lazım aslında. Alışma süreci. Alışma sürecinden ziyade o bir 18 günlük bir ara vardı. Evet. Bu 18 günde bu transferleri yapmak imkansızdı. Biz ikinci ilk yarının 3. haftasından, son 3 haftasından itibaren 3 hafta kala bir transfer politikasına girdik zaten. Yani bir araştırma içerisine girdik. Yani bugün bir santrafor aldık Sinan Uzun ikincilikten, bir Ferit Erişçi aldık. Afyon'dan ne bileyim işte bir Turgayan aldık Fethiye'den. Bunlar gerçekten bu liglerdeki bir Doğancan aldık Derince'den. Yani alınması imkansızdı. Evet. Gerçekten zor bir transferdi. Burada söyleyeyim herkes de bilsin. Meyli Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu biz Doğancan'ı Derince Belediyespor'dan Meyli Hanım'ın vasıtasıyla alabildik. Yani Doğancan 2 sene üst üste şampiyon olmuş 3. ligde, Serik'te ve şeyde. Son 3 yılın 2 yılında şampiyonluk yaşadı. Evet. Nevşehir'de de finalde playoff'ta final oynamış bir futbolcu. Doğancan alınması imkansız bir şeydi. Bunlar böyle 18 günlük zamanda olacak şeyler değildi. Biz buraya geldiğimizde de başkanla beraber, onay başkanla beraber oturduğumuzda anlatmıştık, transfer yapacağız. Bize buradan eleştiriler geldi. Nasıl yapacaksınız? Biz o gün aslında bu transferlere başlamıştık. Kimi alacağımızı, nasıl alacağımızı, nereden alacağımızı, kimin vasıtasıyla alacağımızı, kaç para alacağımızı hep konuşmuştuk. Ciddi transferler yaptık. Bunu da zaten sosyal medyayı takip edenler görmüştür. Yani ülke genelindeki ulusal basını takip edenler de görmüştür. Yalovaspor ciddi transferleri basınlara düşmüştür. Bunlar gerçekten bir transfer politikasını yönetme başarısıdır. Yani bunu biz başardık diye demiyorum yani. Ama bir ekip kurduk. Yani burada sorular geldi. Ya, kimle transfer yapacağız? Nasıl bir ekip? İlk Hoca'yı aldık. Hakan Hoca'yı şimdi aldık ama Hakan Hoca bizim transfer politikamız evet, içerisinde de hep vardı. Evet, teknik direktör konusuna zaten geleceğiz ayrıca. Hakan Hoca'nın da bize bir etkisi vardı. İşte Murat Hocamız da biz zaten bir yola çıkmıştık. Murat Hocam kan değişikliğine döndürdüğü için bir transfer politikası izledik, bir takım kurduk. Bu takım gerçekten güçlü bir takım olduğunu bu 4 haftada zaten hissettirdi herkes. Evet. Yani puan sıralamasını da hissettirdi. Belki dipteyiz ama hala. Şimdi rakip artık bir Alaspor var. Üstüne bunun haldır haldır gidelim diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü ciddi bir santraforum var. Hatta ciddi 2 tane santraforum var. Sinan ve Fatih. Evet. Sağ kanatta Ferit'im var. İşte sol kanatta içeride oynamış Fazlı var. Cemal var. Orta sahada Doğancan var. Mustafa Emin Birinci var. Mustafa Serkan Demirel var. Turgayan var. Yani sağ bekte Ramiz var. Çatalca'da şimdi Çatalca Spor sana ilk yarıda 6 tane atmış ve onun sağ beki Ramiz yok. Ramiz'i buraya getirmek kolay bir iş değil. Kolay değil. Ramiz niye gelsin buraya? İlk yarıda biz bunu 6 tane atmışız. Zaten 9 puanı var. Ramiz orada zaten oynuyor. İkinci kaptan. İşte Ramiz'i biz 5. haftadan itibaren Ramiz'le irtibata geçtik. Hani biz kalacağımızı, işte Ferit'i yani alacağımızı. Devre arasına girilmeden aslında transferler işte yapılmıştı. Evet. 18 günlük. Bak bu 18 günde kampa gideceksin. 10 günlük bir kamp var. Transfer yapacaksın. Bu takımı antrenör edeceksin. Ve sahaya çıkacaksın. Bu 18 günde olacak iş değil. Yani normalde devre arasında takımlar kaliteli futbolcu bulmakta zorlanırlar. Takıma fayda sağlayacak oyuncu bulmakta zorlanırlar. Biz bulduğumuzu inanıyoruz. Bunu nasıl başardı? Nasıl? Çok önden başladık biz bunu. Yani biz burada ilk programa geldiğimiz gün bunu anlatmıştık. Sen de buradaydın işte sana anlattık. Onay başkanımız da buradaydı. Biz bu çalışmalara başlamıştık. İlk hocamızı aldık. İlk hocamızda ciddi bir background'u var. Yıllarca futbol oynadı. Kesinlikle. Ciddi takımlarda oynadı. Ciddi liglerde oynadı. Onun da bir futbol çevresi var, arkadaşları var. Ben, Onay Başkan, işte Hakan Hoca, Murat Hoca, işte İlkay hep beraber bir sistem kurduk ve bu sistemi başardığımıza inanıyorum. Hani bir takım kurduk. Bu takımı sezon başında kursaydık çok başka şey. Evet, ona geleceğim. Yani bu kadro sezon başında olsaydı şu anki konumuz ne olurdu? Yani bir şampiyonla oynardık. Şampiyonluk konuştuğumuza inanıyorum ya. Yani. Şampiyonluk konuşuyorduk şu anda. Veya işte liderin 2 puan gerisindeydik veya 5 puan önündeydik. Evet. İkincisi. Aslında asıl hedef zaten Allah'ın izniyle ligde kalacağız. Yani Yalovaspor bu saatten sonra inşallah düşmeyecek. Asıl hedef aslında önümüzdeki sezon için kuruldu değil mi abi? Çünkü yani bu kadar yapılan transferler ki kaliteli transferler gerçekleştirip kaliteli isimleri kadromuza kattık. Aslında bunları yatırımların hepsi önümüzdeki sezon şampiyonluk için mi? Ben şimdi buraya geldiğimde demiştim ki biz bir çocuk aldık. Bu çocuğu büyüttük. Bebekti, çocuk yaptık.
Sonunda profesyonel yaptık. Seneye de şampiyon olacağız. Dediler ki ya seneye nasıl şampiyon olacaksınız? Neye göre konuşuyorsunuz? Nasıl şampiyon olursunuz? Biz seneye şampiyon olmak adına bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Mesela biz bir Ferit Erişçi aldık. Ben Ferit'in hakkını burada anlatmak istiyorum. Ferit gerçekten büyük fedakarlık yaptı. Çok büyük, evet. Bak gerçekten yani Ferit'i ben alacağımızı söylediğimde bana işte futbol camiasındaysan ya imkansız ya nasıl alacaksın? Yani bir futbolcu transfer edeceğiz. Diyorum ki ya kardeşim gel buraya. Biz bir takım kuruyoruz. İşte Sinan Uzun'u aldık. Turgay'ını aldık. Ferit Erişçi'yi de alacağız. Abi Ferit Erişçi gelmez ya. Ferit Erişçi Afyon'un ikinci kaptan. İşte kaptanlık yapıyor şu o zaman. İşte Ferit Erişçi'nin bir piyasası var. Afyon iyi gidiyor. Afyon ciddi paralar harcıyor. Burada ben Ferit'in ismini özellikle söylemek istiyorum. Ferit gerçekten bir fedakarlık yaptı. Ferit'in gelişiyle belki öteki transferlerin gelmesine de bir pay var. Hani ya bunlar Ferit Erişçi'yi de almış. Yalospor gerçekten ciddi takım kuruyor dediler. Yani Ferit Erişçi'yi de almışlar. Şimdi Ferit Erişçi bugün bakıyorsun Afyon playoff oynarken, ikincilikte playoff oynarken 9 puanlı bir Yalospor'a gelmesi bu bizim, benim, onun, bunun değil. Bu transfer komitesinin başarısıdır. Gerçekten bir transfer ekibi bunu başarmıştır. Başkanı, yöneticisi, sportif direktörü, hocası hep beraber biz Ferit Erişçi, ben Ferit Erişçi tek başına değil, Turgayan, Sinan Uzun, işte Doğan Can Aynacı, Fazlı Ayan, Ramiz Ok, yani bunlar ciddi transferler. Bu ligin futbolcuları, hatta bir üst ligin futbolcuları bunlar çoğu. Yani bugün backgroundlarına baktığın zaman ciddi takımlarda oynamışlar. CV'leri çok sağlam. Ciddi şampiyonlukları evet. Var. Yani birkaç kere şampiyon olmuş hepsi. Bugün Sinan Uzun'a bakıyorsun 155 tane gol atmış. Yani 155 tane golü İşte halı sahada atmamış yani. Evet. Profesyonelliklerde atmış bu golleri. Evet. İşte bunları almak, başarmak, becermek. Keşke başında olsaydı. Başarabilseydik de bunlar maddi konular. Hani sezon başına başlarken ciddi bir bütçen olsaydı Ferit'i o gün de alabilirdin. Aslında bir flört vardı aslında, evet, sezon başında. Flört var mı? Vardı. İşte Mustafa Serkan Demirel ilk gün gelebilirdi. Sezonunda bir kampa hazırlanabilirdi. Yani Mustafa Serkan Demirel de bu ligin futbolcusudur, evet. Bizim kardeşimizdir. O da fedakarlık yapmıştır. O da olduğu takımı bırakıp gelmiştir. İçeride gerçekten transfer teklifi alıp da gitmeyen futbolcularımız da var. Yani ne kadar takım 9 puanda da olsa da ama kişisel becerileri olan futbolcularımız da zaten var. Biz inşallah işte bu içeride kalanlar, dışarıdan gelenler, şu anda bir ortam oluşturduğumuza inanıyorum. Yeni hocamızla da ciddi bir sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Bunu da gösterdiğimize inanıyorum. 4 haftada. Karşıyaka yenersek bu gerçekten bir pastanın çileği derler ya, pastanın çileği olacağına inanıyorum. Evet. Yani inşallah olacak. Abi yorumlar var. Biraz yorumları okuyalım, ondan sonra çok kısa bir aramız olacak. Aradan sonra da zaten fazla bir vaktimiz olmuyor. Çünkü bizden sonra da program var. Emre Sözleri, Karşıyaka maçını sosyal medyadan olsa daha iyi canlı izleme fırsatı verilmesini talep ediyoruz ki zaten Mistikom yayınlayacak. Emre Sözleri'ye buradan tekrardan hatırlatalım. Hasan Doğan da zaten yazdı. Karşıyaka maçımız Mistikom'dan izlenecek diye. Coşkun Eroğlu, herkese iyi akşamlar. Genel kaptanı ve yönetimi tebrik ediyorum. Yeni kurulan takım süper ateş ediyor maşallah diyelim. Seneye küçük dokunuşlarla üst sıralarda yer bulur kendine diye düşünüyorum. Demiş Coşkun abi. Şimdi seneyi konuşmak için önce bu seneyi halletmemiz lazım. Evet. Coşkun abi de zaten pazar günü birlikte maça gittiğimiz zaman Karşıyaka maçında görecek. Yani gerçekten bu seneyi halletmemiz lazım. Bunun mücadelesini şu anda hep beraber ekip olarak veriyoruz. Başkan, yönetim, futbolcular, teknik ekip, personel. Yani bir kenetlendiğimize inanıyorum. Yani bu seneyi başarırsak seneyi de başaracağımız. Evet. Ben yani şampiyonla oynayacak bir takım kuracağımıza. Çünkü altyapımız şu anda var. Sene elinde sözleşmesi devam eden transferler var. Zaten bir iskelet var. Bu iskeletin üstüne işte bir şeyler alacaksın. Yani mevkilerini söylemiyorum yani. Oraya bir futbolcu. 5 tane daha güzel transfer yaptığın dakikada Yalospor bu kadroyla her türlü şampiyon yukarısını olur. Zorlayacak bir takım olur. Evet. Tabii bu yukarısını zorlamak da ciddi rakamlar gerektiriyor. Evet. Ozan Alpas'tan, bizim takımımıza güvenimiz sonsuzdur. Emrah Bulun, takım tamam, sadece taraftar eksik. Eğer taraftar olsaydı içerideki hiçbir maçı kaybetmezdik. Takım müthiş oynuyor, düşmeyeceğiz. Evet abi, o çok dikkatimi çekti çünkü Yalovaspor 35 yıllık profesyonellik tarihinde ilk kez bu sezon iç sahada henüz maç kazanmadı. Evet. Bunun da en büyük etkeni pandemiden dolayı taraftarımızın maça gelememesi. Çünkü taraftarın ne kadar etkili olduğunu geçen seneki bölgesel amatör liginde yaşadığımız şampiyonlukta
görmüştük. İnşallah 1 Mart'tan itibaren herhalde bir gevşeme süreci başlayacak. Evet. Esneme başlayacak inşallah. Yalova'da zaten vakaların en fazla azaldığı illerden bir tanesi. Diliyoruz ki kalan maçlarımızda taraftarımıza kavuşuruz. Yalçın Tekin Çetin, iyi yayınlar diliyorum. Tuğrul kardeşime selamlar. Özledim şehrimi ve takımımızı. Kendisi de hoca Tuğrul abi biliyorsun. Allah şifalar versin inşallah. Allah acı şifalar versin. İstanbul'dan Pendik'ten bizi takip ediyor. Tekrardan Yalçın Tekin hocamıza geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Turan Çağlar, hayırlı yayınlar Tuğrul kardeşime selamlar. Gökhan Özdilim, Yalova Spor sahipsiz değildir. Takımımızın ve takımımıza sahip çıkanların her zaman yanındayız demiş. Muharrem Çiftçi, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet, Onur Gülver, Akköy Spor'dan Yalova Spor'a sevgiler. Soma maçını izledim. Bu Yalova Spor'u izlemek için İzmir'deyim inşallah. Bu takım güçlü. Şimdi onlar düşünsün demiş. Ömer Balaban, hayırlı yayınlar. Yalova Kartallarından selamlar. Tuğrul abime candır. Bir tanedir o demiş. Emre Hışık, Yalova Spor tribün liderlerinden Tuğrul adamdır, sözü senettir. İnşallah bu sene ligde kalacağız demiş. İnşallah, Murat Altınbaş, Hersek Spor Kulübü Başkanı, hayırlı programlar, iyi yayınlar Onur'um. Tuğrul Kaş kardeşime selamlar. Hasan Çam, inşallah ligde kalacağız. Yalova sevdalısıyız, selamlar demiş. Erdal Altun, iyi yayınlar Onur kardeşim. Onay Başkan, Tuğrul kardeşim ve yönetimimiz ateşten gömlek giydiler. Rabbim yardımcıları olsun. İnşallah sonuna kadar Yalova Spor demiş. Tuğrul kardeşime selamlar, hayırlı akşamlar buradan diliyorum. Buradan ne çıkıyor biliyor musun? Bu kadar mesajlardan çıkan ne biliyor musun? Mesela puan sıralamasına baktığın yerde alttayız. Ama bir inanç yarattığımıza inanıyorum. Kesinlikle. Yani bunu biz değil takımla yarattı. İnşallah biz de bize güvenenleri, ben buradan gerçekten taraftarımıza bak bunu hep söyledim. O geldiğimizde söyledim. Biz buraya geldiğimizde 5 puanımız vardı. O gün de söyledim. Biz bize taraftar inanıyor ya, bu bizi şey yapıyor, teşvik ediyor. Çünkü normal, şevk veriyor, heyecan yani, veriyor daha çok. Şimdi mesela 9 puanım var, devre bitmiş. Ne olması lazım? Yazmalar ve çizmeler lazım işte. Bırakın, istifa edin, şunu yapın. Ne yapıyorsunuz siz? Beceremediniz, yapamadınız falan. İşte burada pandeminin etkileri var, rakamsal etkileri var. O var, bu var ama taraftarında bir inancı var. Bu bizi teşvik etti. Biz de gerçekten ciddi bir arayışın içerisine girdik. Uğraştık, ettik, bu transferleri yaptık. Messi, Ronaldo'yu almadık ama bir takım kurduk. Şu anda takımı seyrederken seyredebilenler, keşke herkes seyredebilse. Gerçekten o açık tribün dolu olsa. Kapalıda ciddi bağıran bir taraftarımız. Yanında bize destek veren o çekirdekçi denen taraftarımız. Hani böyle pozisyona uğultuyu çıkartan bir taraftarımız olsa futbolcunun şevki kesinlikle %30 daha artar. Evet. Bu taraftar potansiyeli bizde var. Biz bunu hissettirebilmişiz bu şehre. İnşallah biz bunu takıma da anlatıyoruz. Takım da bize bu laflarımızı dinliyor. Onlar da çok motiveler. Ya bir karşıya galibiyetiyle mesela bir çarşamba galiba çok şey değiştirdi dedik. Kazandık geldik. Soma aslında kazandık. Biz biraz doyumsuz olduk. Bir puana da razıyız gibi oldu. Şimdi bir daha Karşıyaka. Ama finalinde döndüğümüzde içeride bir Osmaniye, içeride bir Gölcük, içeride bir Cizre, işte ne bileyim içeride bir Isparta, içeride bir Şile, hedefsiz bir Şile. Yani bunlarla maçlarımız var bizim. Bunları biz Allah'ın izniyle, yani alınmamış şu anda 36 puan var. 12 tane maç var. Kesinlikle. 36 puan şu anda ortada duruyor. Bunu alabilmek bizim elimizde. Kesinlikle. Başarırsak 36'sını alırız. Evet. Ama 20'sini de alsak kümedeyiz Allah'ın izniyle. Sabri WhatsApp'tan yazdı. Aslında sorularım arasında vardı. Biz kazandıkça rakiplerimiz de puan alıyorlar. Bu tesadüf mü abi? Yani çünkü aşağıdaki takımlar da artık yani zirvedeki takımları koparıyor. Az önce de söyledik hani bir puan bile alsalar seviniyorlar. Ama kazananlar da oluyor. Yani bu biraz... Arnavut gidiyor kazanıyor, Gölcük gidiyor kazanıyor. Şimdi bu biraz liglerin yani mesela eski statülerin şeyiyle alakalı, ekonomiyle alakalı. Mesela eskiden 3. ligde 1. takım şampiyon oluyordu veya 1-2 şampiyon olup gidiyordu. Şimdi bir playoff var. İşte 4. 5. playoff'a giriyor. Kimse playoff'a girmek istemiyor. Evet. Bazı takım çok girmek istiyor. Kimisi ben etliye sütlüye karışmayayım diyor. Şimdi mesela gidip sıradan bir yani para harcamam, sıradan demeyeyim ama bir Arabispor gidip Çatalca'dan puan alabiliyor. Ne bileyim bir Erbaa gidip sahasında kazanabiliyor. Bir Karşıyaka ilk 16 maç diyelim. Ciddi bir takımdı. 6-7 maçtır kaybediyor. Buradaki kazananlar deplasmanda Erbaa, deplasmanda Gölcük, işte deplasmanda Altında. Bunlar gidip Karşıyaka'yı orada yenebiliyorlar. İnşallah biz de pazar günü yeneceğiz. Biz de inşallah buna da güveniyoruz. Karşıyaka'nın bir
Yani hedefler şampiyonluktan kopunca, yani ilk birden kopunca takımlarda değişkenlik yaratıyor. Dengeler bozuluyor açıkçası. Ya diyor ki ya playoff oynasam ne olacak? Benim takım playoff'ta zaten olmaz. Çünkü playoff'ta bakıyor rakibin işte atıyorum ismini Nevşehir Belediyespor. Atıyorum Somaspor. Hani ben zaten bunlarla mücadele edemem. Benim futbolcu yapım belli. İşte takımın kurgum belli. Bazı takımlar saldığına inanıyorum. Mesela düşmez şampiyon da olamaz. Evet. Yani bugün Karşıyaka'da ben onu görüyorum ama Karşıyaka'da biz de yenersek Karşıyaka'da o potanın içine gireceğine inanıyorum. Evet. Artık yavaş yavaş yani. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra abi yorumlar üzerinden gidelim. Çünkü ikinci Tamam. bölümde vaktimiz çok dar. Kent 77'de Spor Arena'da 2 dakikalık bir aramız var. Aradan hemen sonra yorumlarla devam ediyoruz. Bayraktar Sigorta sunar. Biz Bayraktar Sigorta olarak sigorta acenteliği yapmaktayız. Anadolu Sigorta, HDI Sigorta ve MAPRE Sigorta'nın A acentesiyiz. Yalova'da sigortacılık güven işi biraz. Biz güvene dayalı bir müşterilerimizle sevgi, saygıya dayalı bir hizmet anlayışı içinde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Biz Bayraktar Sigorta olarak 1990 yılı yaklaşık 30 yıldan beri sigorta acenteliği faaliyeti yürütüyoruz Yalova'da. Biz genelde müşterilerimize güven, saygı, sevgi çerçevesinde bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Acente olarak genelde trafik sigortası, kasko ve deprem sigortası ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Kent 77 ekranlarında Spor Arena'da ikinci bölüme geçiyoruz. Yalova Spor Futbol Şube Sorumlusu Tuğrul Kaş bu akşam Spor Arena'nın konuğu. Evet Tuğrul abi yorumlardan devam edelim çünkü çok tamam. Fazla derecede yorum var. O yorumları biraz eritelim. Gökhan Özdilim, sevgili Onur kardeşim Tuğrul abiye soruyorum. Devletimiz Türkiye'de çoğu yerde stadyumlar yapıyor. Bence Yalova Spor'da güzel bir stadyum hak eden bir camiye böyle bir çalışma veya proje var mı demiş. Var, evet. Onunla ilgili bilgi verebilir misin? Şimdi üniversitenin Çınarcık yolundaki kampüsün hemen yanında ciddi bir arazi var. Oraya bir protokol yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla bütçesi ayrıldı. Üniversiteye devredildi bütçe. Stadyumun projesi şu anda çiziliyor. Yalovaspor Şehir Stadyumu üniversiteyle beraber ortak kullanım alanı olmak üzere oraya taşınıyor. Yani üniversite Çınarcık yolundaki hemen üniversite kampüsünün bitiminde ciddi bir arazi var. Yani bina o ana rektörlük diyeyim. Onun yanında hatta şöyle tarif edeyim yani izleyenlere. Bir tenis kortu var, bir kapalı halı saha var. Onun bittiği yerden itibaren ciddi bir arazi var.
Çınarcağı doğru devam ediyor. Oraya bir stadyum yapılıyor. Her şey hazır. Proje çizildi. Ne zaman peki Yalovaspor yeni stadyumuna geçer? Benim bildiğim kadarıyla Mayıs ayı gibi stadyum kazması vurulacak. İşte onun ciddi stadyumun bir yapılma projesi, yani zaman dilimi yani bir buçuk sezon falan bulur. Yani inşallah ikinci lige çıktığımız zaman Yalovaspor yeni stadyumuna geçecek. Seneye biz şampiyonluğa bu stadyumda oynayacağımıza inanıyoruz. Şampiyon olduğumuzda ikinci ligde inşallah orada oynarız. Biz şampiyon olacağımıza yani gerçekten inanıyoruz. Bunu da bu sene kümede kalıp başaracağız. Evet. O stadyuma geçeceğiz. Evet. Yorumlardan devam edelim. Necdet Toker, Altınova Belediye Spor Teknik Direktörlerinden iyi yayınlar dilerim. Sağ olsun hocam. Devamlı arar bizi. Dilerim. Her zaman arar. Her maçtan sonra önce. Yavuz abi yazdı. Yavuz Işık, Ferit Erişçi fedakarlığın kralını yaptı dedi ki ilk bölümde onu Ferit Erişçi'yle evet, ilgili benim Macide Bayar iyi yayınlar. Büyük Başkan Turgul Kaş demiş Yavuz abi. Ben başkanımız Onay Tuna. Onun başkanlığında biz de yönetiminde bulunuyoruz. Bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Bir şeyler başardık. Yarım kaldı. Bunu da başaracağız inşallah. Önce kümede kalacağız. Onay Başkan ve yönetimimizdeki arkadaşlarımızla beraber bu takımı kümede bırakıp seneye de bir şampiyonluk yaşamak veya kovalamak şeyini, adrenalini hissetmek istiyoruz. Yani. Evet. Emre Çeker devre arasında bu kadar iyi transferler yapmak gerçekten çok zor. İş emeği geçen herkesten Allah razı olsun demiş ki zaten bunu da Tuğrul abi bize anlattı. Murat Altınbaş yorumunu okumuştuk. Ergün Deniz, bunlar kolay transferler değil. Allah hepinizden razı olsun. Kemal Allah Kaya, Allah'dan razı olsun. Yalova güzel yerlere gelecek. İnşallah Tuğrul Başkan'a sorarsanız ailesine vakit ayırabiliyor mu demiş Yavuz abi, Yavuz Işık. Ya vakit tabii ki ayırıyoruz. Evet abi, genelde biz seni tesislerde görüyoruz. İşte o işte görevin verdiği şeyle futbol şubesi öyle, ben futbol şube sorumlusuyum. Arada bir gidip tesise bakayım diyerek olacak bir şey değil. Kesinlikle. Orada şu anda pandemiden ötürü profesyonel takımlara verilen bir 30 kişilik kadro sayısı var. Daha önce 24-25'lerdeydi. Şu anda 30'a çıktı. 30 kişilik bir kadromuz var. 11'e yakın personelimiz var. Yani hoca, teknik ekip ve çalışanlarla 41 tane insan var orada. Bu 41 tane insanı gidip günde bir saat görerek bu döngüyü sağlayamazsın. Mecburen biz de günümüzün çoğu zamanını orada geçirmek zorundayız. Geçiriyoruz. Herhalde Yalovaspor'a daha fazla vakit ayırıyorsundur ailenden. Şu anda öyle mesela. İşte yarın Allah nasip ederse yarına çıkarsak İzmir'e gideceğiz. Pazar günü oynayacağız. İşte akşam geleceğiz. Yatacağız. Pazartesi bismillah. Tekrar maçımız var. Batmanlı antrenmanlara başlayacağız. İşte testlerde bulunacağız. Hatta ben çarşamba maçı dönüşünde sana demiştim abi dedim. Yayını erken daha erken yapalım. Sen de demiştin ki Onur aileme biraz vakit ayırayım demiştin. Evet, çok evet, yorumlamıştın. Evet. Mesela çarşambaya biz 8,5 saatte arabayla gittik. Kazandık. Mutlu döndük. 9 saatte döndük. Biraz sevinerek döndük. Bunlar ciddi zaman dilimleri. Gidiyoruz, geliyoruz. Ama bunu severek yapıyoruz. Kimse hani bir sezlerin işimiz yok. Evet. Vedat Kral, seneye bu takımla şampiyonluk gelir, çok kaliteli. Seyir zevki çok yüksek demiş ki Soma maçı spor. Soma maçında bunu zaten gördük. Yani maçın başlama düdüğünden itibaren İlk yarım saatte Soma Spor'u kendi yarı sahasına hapsettik abi. Böyle bir şey vardı. Soma Spor tek pozisyonunu zaten ilk yarıda buldu. 30. dakikadan sonra biraz oyunu rolantiye aldığımız zaman bulduk. Hatta ikinci yarıda golü de yani onlar atmadı açıkçası. Biz orada bir anlaşmazlık vardı Sinan'la Ferit arasında. Orada bir top kaybı yaşadık. 10 numaraları bize ilk maçta 2 tane penaltıdan gol atan 10 numaraları Nurettin Çağlar sağ tarafa doğru bir bindirme yaptı. Güzel bir gol attı 7 numaralı Uğurcan. Bir aşırtma gol attı. O pozisyonun ardından da bir tane orta sahadan şutları var. Ahmet uzaklaştırmak istediği topta oyuncunun önünde kalmıştı 28 numaraları. O da vurmuş, avuta gitmişti. Ama onun dışında Yalovaspor Ferit'le, işte Sinan'la, Doğan Can'la, Turgay An'la çok ciddi fırsatlar yakaladı. Evet. Çok ciddi pozisyonlara girdi. Gerçekten galibiyeti kaçırdık. Yani insanlar bunu anlasınlar. Soma Spor'a karşı aldığımız beraberlik aslında bizi üzdü. Galibiyet alamadığımız için, 3 puanı kaçırdığımız için diyelim. Sabri Yılmaz, Allah senin gibi Yalova sporların sayısını artırsın demiş. Allah Yalova'da yaşayıp da Yalova sporlu olanların sayısını artırsın. Evet. Böyle küçük bir döngünün içerisinde kalmasın. Ben şimdi bunu buraya geldim. Böyle parasal konular konuşmak istemiyorum. Futbol şube sorumlusuyum ben. Mali işler sorumlusu değilim. İşte işin para boyutunda yokum ama tabii futbol şube sorumlusu olmamdan mütevelli. Futbolcular da parayla ölmüyor. Kimse çakıl taşıyla oynamıyor. Evet.
Bu takıma bir destek verenler var. Allah razı olsun, bunu geçen sefer de söyledim. Ama hatta bir Facebook yazısı yazdım. Burada partisel konulara girdim. Yani parti ismi vermeden. Şu anda mevcuttaki bir AK Parti var. Sadece oradan destek var. Peki bu şehirde yaşayan 300 bin tane insanın 300 bin de AK Partili değil ki. Yani neden işte diğer partilerden Yavuzspor'a destek yok? Şimdi belediye bize destek veriyor. Bunu burada söyleyeyim. Yani ciddi bir destek veriyor belediye. Verdi yani. Vermeye de devam ediyor. İşte vekillerimiz, AK Parti vekillerimiz de bize destek verdiler. Meli Hanım ve Ahmet Büyükgümüş. Özellikle Meli Hanım çok ciddi destekler verdi. Hatta Meli Hanım işin transfer boyutuna kadar bize destek verdi. Ki Doğancan'ın transferinde yani önemli. Onu anlattım prof. İşte Doğancan'ın transferinde de. İl Başkanımız da bize Muhyiddin Bey destek veriyor. Ama bizim bununla burada kalmamamız lazım. Bizim camiye olmamız lazım. Bütün partilerin bize, ya şimdi mesela bir sözleşmesi şu anda imzaladık. Bunu başkanımız gelecek buraya herhalde. Pazartesi bir programınız var onunla. Başkanla programı bir sonraki haftaya erteledik. Çünkü başkanımızın özel söyleyeyim. Bir işleri var. Ondan dolayı kendisiyle de görüştük. Başkanım bunları daha detaylı anlatabilir. Bir SMS kampanyası yapacağız. Evet. Biz bir forma kampanyası yaptık, olmadı. Bir kart kampanyası yaptık, olmadı. Buradan seyreden, izleyen herkese söylüyorum. Bir SMS kampanyası yapıyoruz. Artık bu olsun. Yani arkadaşlar, kardeşler, yani yanında olan kim varsa telefonundan bir tane mesaj atsın. Yavuzspor'a bir destekte bulunsun. Yavuzspor'un kümede kalması için maç kazanması lazım. Evet, Sabri de sürekli bana özelden yorum atıyor. Yorumlara geleceğiz. Biraz daha yorumları hızlandıralım istiyorsan abi. Çünkü herkes yorumlarını okumasını istiyor. Bak bunu söylüyorum. Yavuzspor'un kümede kalması için maç kazanması lazım. Evet. Yavuzspor'un kazandığı her maçın bir primi var. Bu primler de hani burada bir Aksa'dan Yavuzspor para almış. O para verilen primlere bile yetmez. Evet. Yani kümede kalmak istiyorsak futbolcular gerçekten... Haftalık gider nereden baksan 130-140 milyon. İnanılmaz rakamlar var. Sadece 3. lig. Ama böyle dışarıdan konuşmak. Aa, Aksa 700 bin lira vermiş, çok para. Kolay geliyor işte insanlar. Alakası yok. Evet. Yani o belki 15 sene sonra, 20 sene sonra alınmış ilk bir para olduğu için insanların gözünde çok büyük olabilir ama Yavuzspor profesyonel ligde bir takım ve ciddi giderleri var. Evet. Deplasman giderleri ve içeride dışarıdaki galibiyet prim giderleri var. İçeride kazanamadık gerçi ama yani. İnşallah kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Herhalde Yalovspor ilk defa bu sezon deplasman karnesi iç saha karnesinden en iyi olduğu sezon. Çünkü içeride maç kazanamadığımız için. Evet, ondan dolayı. Normalde deplasmanları kazanma fobimiz vardı. Bizim kazanamıyorduk ama bu sezon 3 galibiyetimiz 3'ünde deplasman. Şimdi... İnşallah Karşıyaka maçıyla birlikte bunu 4 yapacağız. İnşallah içeride dışarıdaya döner bu iş. Evet. Hüseyin Korkmaz böyle devam kardeşim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hep beraber eski günlere inşallah Asım demiş. Hocam. Aziz Demir, bu haftaki maçta gördük ki yönetimimiz üstüne düşeni ikinci yarı itibariyle özellikle yapmıştır. Rabbim yardımcıları olsun. İnşallah Tuğrul abim o tesislerde olduğu sürece gönlümüz rahat. Kendisi has ve has Yalovasporludur. Her daim yanındayız. Aziz de pazar günü Karşıyaka'ya gireceğimiz arkadaşlarımızdan. Ya Yalovasporlu biz değiliz. Bu tesislerde bir tek biz değiliz. Kesinlikle. Biz tek başımıza bir şeyler başarmıyoruz. Bir ekibiz, hatta bir camiayız ama bu camia amatörde kaldığı için yarım kalmış. Bunu artık profesyonel yapmamız lazım. Eski başkanların, eski yöneticilerin. Biz mesela şu andaki yönetimde değil, süper amatörden beri geldiğimiz bir yönetim var. Onların da çok hakkı var. Onların da teknik direktörü, o zamanki teknik direktör İlkay abiydi. Bugün evet. Sportif direktörü. Oradaki yöneticilerin de hakları kesinlikle var. Orada bir sürü yani bizde mesela 4 sezondur yaşamış olduğumuz bir süreç içerisinde bulunan yöneticiler var. Onların da Allah isimlerini tek tek saymayayım. Allah onlardan da razı olsun. Şu anki yönetim burada. Bu yönetim mücadele veriyor. Biz de bunu bırakırız. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız olur. Şimdi bunu burada söyleyeyim. Bunu bazen Facebook'larda takımın daha kötü durumda olduğu zamanlardaki eleştirilerden söylüyorum. Burası hiç kimsenin malı değil. Yalova değil. Spor, Yalova halkının, Yalova şehrinin takımıdır. Yalova adresi spor. Oradadır. Kongre üyeleri vardır. Seçimle gelirler, seçimle giderler. Yalova Spor'u biz şu anda bir emek ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizin sonunda alnımızın akıyla çıkarız. Bir sene daha görev sürecimiz var. Yaparız. Sonrasında yeni arkadaşlar gelir. Belki yine biz oluruz. Hani bilmiyorum o sonraki şeyler ama biz şu anda bütün şehrin, bak bunu tekrar söylüyorum, AK Parti haricindeki STK'ların, Ticaret Odası'nın, Odalar Birliği'nin, Minibüsçüler Odası'nın,
Hangi odalar varsa, Fenerbahçe Derneği, Beşiktaş Derneği, Galatasaray Derneği, o dernek, bu dernek, köyler birliği, o bu, valinin de hakkını yemeyeyim, vali beyin de hakkını yemeyeyim. Onda bize kesinlikle çok büyük katkıları var. Onun haricindeki bir sürü oda var. Bunların bize destek vermesi lazım. Desteklerken biz kimseden nakit para istemiyoruz. Bir tane, bir şahıs çıksın desin ki Yalovspor Karşıyaka'yı yensin. Bunun da galibiyetini benden. Ben karşılıyorum. Öteki desin ki yarısını ben karşılıyorum. Hani böyle bir, bunları başkan daha detaylı sizle konuşur geldiğinde. Ben rakamsal işleri çok konuşmak istemiyorum. Futbolla ilgili sorular varsa onlara da girelim. Evet. Sabri tekrardan yazıyor da yorumların birçoğunu göremiyorum arkadaşlar. Hani o yorumları tekrardan Kent 77'nin sayfasına yazarsanız görebilirim yorumları. Aytaç Özcan Tuğrul abiye selamlar. Kolay gelsin. Aleykümselam. Tuncay Doğan, Tuğrul kardeşime başarılar diliyorum. Yalovaspor'da inşallah eski günlerine dönecektir. İnşallah. Ki zaten çoğu yorumda Yalovaspor'a iyi yönde temenniler var. Bir dahaki konunuz Sabri Yılmaz olsun, Gökhan Aktaş olsun demiş Vedat Kral. Sabri'yi de aslında alacağız, taraftarları alacağız. Ama biraz daha böyle takım yukarılara doğru tırmanmasını bekliyoruz. Şimdi bir Yalovaspor var. Bu Yalovaspor sadece yönetimiyle futbolcusu da değil. Bu Yalovaspor 1963 yılında kurulmuş, yıllardır gelen bir taraftar kitlesi var. Bu taraftarların anıları var. Bir sana bir tavsiyem abin olarak. Burada bir taraftar anılarıyla olan büyük takımlar yapıyor bunları. İşte çok deplasmanlar var. Bu deplasmanların hikayeleri var, yaşanmışlıklar var. Aslında işte bunları da bence dile getirin. Emre Aşık olsun, Eren Sarıbaş olsun, Sabri Yılmaz olsun, onları da alacağız programımıza. Emre, Eren'i, Sabri'yi, diğer kardeşlerimizi, hani bir işte onların eski videoları var. Mesela çekilmiş videolar var deplasmanlarda. Mesela benim gittiğim çok deplasmanlar var. İşte bu deplasmanlı videoları, resimleri, fotoğrafları var. Hani bir taraftar programında burada yapabilirsiniz bence. Evet. İnşallah yapacağız. Orada katılımcı daha yüksek olabilir. Taraftar kitlesi taraftar kitlesi daha yüksek. Evet. Kerim Koçgündüz, hayırlı yayınlar. Tuğrul'a selamlar. Aleykümselam. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Görmüş geçirmiş biri olarak Yalova çocuğuna bu kadar sahip çıkan bir yönetim görmedim. Bu da başarıyı her zaman getirir. Yalova Spor'a da sahip çıkarsa üstlükleri görecektir demiş. Şimdi Kerim'in dediğine bir şey getireyim. Biz süper amatörde Yalova Spor'u aldığımızda biz İsmail Hoca'yla başladık. İsmail Hoca'nın üstüne İlko Hoca. Biraz daha hızlandırırsak abi 2 dakikamız kalmış. İlko Hoca, Aytaç Hoca falan devam ettik. Hı hı. Biz Yalova'nın öz değerleriyle devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah yüzümüze de güler. Yalova çocuklarıyla, Yalova'nın insanlarıyla bir Yalova Spor'u yaratırız diye düşünüyorum yani. Evet. Ramazan Çınar her yerde her zaman Yalova Sporluyuz. Tuğrul abime selamlar. Çiko demiş. Turan Hoca'ya tekrardan yazmış. Tebrik ediyorum Tuğrul diye. Evet, Oflu Hakan, Tuğrul Kaş kardeşimdir, candır. İyi yayınlar. İnşallah önümüzdeki günlerde Yalova Spor'un eski başkanlarından Hakan Suiçmez'i de programımızda tabii oradan ağırlayacağız. Da Oflu Başkan'dan dinleyeceğiniz çok şeyler vardır. Onun da çok zahmetler çekmiştir. İnşallah onu da bir yayına alırsınız. O da size anlatacağı çok şey vardır yani. Çünkü evet, zahmetli bir iştir Yalova Spor'un başkanlığı ve yöneticiliği. Evet. Kolay bir iş değildir yani. Evet. Evet, son konumuza gelelim. Hoca değişikliği vardı. Son konumuzdan sonra hemen programı bitirelim abi. Çünkü bir dakikamız kaldı. Hoca değişikliği oldu. Murat Akan gitti. Yerine Hakan Bajcı geldi. Hakan Bajcı ile birlikte 2 maçta 4 puan aldık. Hoca değişikliği nasıl yorumluyorsun? Ondan sonra Hakan hocamızla biz transfer çalışmalarında zaten irtibat halindeydik. Murat hocamız da Hakan hocayla irtibat halindeydi. Murat hocam Arhavi beraberliğinden sonra takıma bir kan değişikliği gerektiğini düşündü. Bizden izin istedi. Biz de transfer politikasında yani görüştüğümüz, biz de irtibat halinde olan Hakan hocamızla yola devam etme kararı aldık. Hakan hocamızla biz bazı eleştiriler oldu ama gidip bir yerden getirmedik. Hakan hocam Pazarspor'un sezon başında kuran ve Pazarspor şu anda playoff oynayan bir takım hocasıydı. Ve Hakan hocamızın Yalovaspor'da bir 5 yıllık kariyeri var. Bu kariyerindeki hem futbolculuğuyla hem adamlığıyla Yalova halkına her şeyi ispat etmiştir. Herkes tarafından sevgi saygı görmüştür. Herkes de Hakan Macit'i benimsemiştir. Biz de Hakan Macit'te yönetim kurulu olarak bir karar kıldık. Biz şu anda Hakan Macit hocamızı getirdiğimiz için memnunuz. Aldığımız puan Hakan hocamızla ortadadır. İnşallah Karşıyaka'da yeneceğiz. Hakan hocam bu eleştirilere cevap verecektir sıralamayla. Biz de yüzümüzü yere düşürmeyecektir, mahcup etmeyecektir bizi. Biz hocamıza çok güveniyoruz. Doğru bir karar olduğunu inanıyoruz. Sezon sonuna kadar da
Biz Hakan hocamın her türlü arkasındayız. Bunu bütün şehir bilsin. Bir de hoca değişikliğimiz yok. Bizim hocamız Hakan Macit'tir. Evet, Cem Taş'tan Turul Kaş Candır demiş. Sabri bir şey daha yazdı. Eren Sarıbaş bu tribünün lideridir demiş. Evet, inşallah pandemiden sonra yani 1 Mart'tan itibaren taraftarlarla birlikte seyircimizle de kavuşacağız inşallah. Taraftarlarımız karşıya kadar bir kısmı gelecek inşallah. Orada daha evet. Bundan detaylı konuşabiliriz. Evet. Evet, Kent 77 ekranlarında Spor Arena'da bu akşam Yalova Spor Futbol Şube Sorumlusu Tuğrul Kaş'ı konuk ettik. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de bizleri takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yalova Spor pazar günü İzmir deplasmanında saat 13'te Karşıyaka deplasmanına çıkacak. İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 13'te başlayacak ve karşılaşma Mistikom'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleyi izlemek isteyen Yalovalı taraftarlar, Yalova Spor taraftarları Mistikom uygulamasını telefonlarına indirip Karşıyaka Yalova Spor mücadelesini izleyebilirler. Pazartesi akşamı görüşmek üzere. Herkese Kent 77'den Spor Arena'dan iyi akşamlar. Bayraktar Sigorta sundu.